Evet gençler, arkadaşlar, pardon, boşu sil burayı. Tavsiyeceğim onu. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi de bu kez de Bakras Kalesi'ne. Evet arkadaşlar, şimdi Bakras yoluna girdik. Burada tabii ne var? Bir dakika ne? Şimdi Bakras yoluna girdik. Ötençay Köyü olarak da geçiyor, Şembik olarak da geçiyor burası yeni isimleriyle. Bu yolda ilerliyoruz. Bakras Kalesi'nin özelliği ne dedin dayı? Amanos'taki tek kale. Yani yolu açan, alanan tek kale. Yolu açan bir de Suriye'den bu tarafa bütün vergilerin bu kaleye geldi. O dönem için öyle mi? O dönem için. Evet gençler, bugün neredeyiz? Bugün Hatay'ın önemli kalelerinden birisi aslında Bakras Kalesi. Tarih açısından da tabii çok stratejik bir nokta burası. Burası aslında aşağıda gördüğümüz yol eski İpek Yolu. Patika yoldan yürüyeceğiz. Yani geçen haftaki yoldan daha zor bir yol değil herhalde. Gel abi bir gözetleme kulesine gidelim. Evet, kulesi. Daha kısa sürdüğü için ve hava şartları da normal olduğu için çok yorulacağız ya. Tabii canım, o neydi ya? Soğuktan bittik. Kalenin alt kısmına geldik. Daha sonra üst kısmına çıkacağız. Bakın şöyle. Evet, şu an alt kısım. Ya bu kale ilginç bir kale. Aslında kat kat çıkan bir kale. Yani aşağı bölümlerde de katlar var. Güvenlik dokusu. Ne olduğunu bugün tabii tahmin yöntemine gidiyoruz. Burada yapılan ciddi bir arkeolojik çalışma yok. Ama hani burada tarihçi hocalarımıza geldiğimizde zaten bakın kale ilerliyor. Buraların hep hani bakın okçu noktası, kaleyi kuşatanlar ve bunlardan bir sürü var. Hani açık kalan, yıkılan yerler de var. Bu şekilde devam ediyor. Bakın ilginç bir yapı ve bayağı sağlam kalmış günümüze dek. Yani arkadaşlar burada burası 1000 yaşından fazla. O kesin. 2000'i tartışılır. Kaleler bu şekilde devam ediyor. Şuradan yukarı doğru yine bu tip yerler var. Biz burada. Bakın oldukça hakim bir tepe noktadayız. Arabayı şuraya bıraktık. Şöyle. Bunlandır. Şöyle gösterirsem size. Oradan geldik. Kalede pek çok böyle üst noktalara çıkan tabii gizli geçitler var. Bunların çoğu çökmüş durumda. Aslında buradan da yukarı çıkılıyor ama büyük, çok sağlam değil. Biz o yüzden dolaşacağız. Toprakla kapanmış zaten. Aynen. Sana biberli ekmek yemişsiniz, atmışsınız. Biz götürüyoruz. Teşekkür ederim. Nerede? Bakayım. Biberli ekmek işte. Yani bu kadar da olmaz ya. E işte. Piknik yapmaya mı geliyorsun? Yani gelip atıyorsun. Ben taşıyorum. Tamam olsun. Şimdi kalenin üst kısmına çıkacağız. Aynen. Orada zaten böyle köprüye benzer bir yapı var. Daha böyle şey bir nokta, ilgi çekebilecek bir nokta. Bayrak tepesi gibi bir şey var yine. Müsait olursa da size buraların sağdan soldan üstten bir görüntüsünü çok koymaya çalışacağız. Az önce yine piknikçilerden kalan çöpleri de topladık. Yani gözümüze çarpanı alıyoruz. Çıktık geri. Burada da bir çöp var. Çok fazla rüzgar yok değil mi? Normalde burası aşağıdan mı üstten mi? Bu sefer buradan gidiyoruz. Şimdi dönüyoruz. Bırakıyorum, geri alıyorum. Dönüşte alırız. Yine bir... Neydi şunların adı? Galeri. Bir galeri noktası daha. Kalenin nasıl noktasına geldik. Bakın. Görüntü şöyle. Karşıda bir köprüye benzer İlginç bir yapı var. Şurası ana saray olduğu öne sürülüyor. Tabii bunlar hep rivayet. Yani bizim de akademideki çeşitli okul. Bak karşıda Arap birbirleri var bayağı. Şu köprünün üstünden geçilebiliyor zaten. Şöyle tırmanacağız yukarı doğru. Hadi gidelim. Baksana az önce gördüğümüz yer bunun iki kat altıydı aslında. Aşağısı. Durun göstereyim. Bakın bir kat arada var.
Dika aşağıda var. Fırat hocam çöp toplamak için poşeti unutmuştuk ama doğadaki piknikçi dostlarımız onu da getirmişler bizim için, sağ olun. Bir tane de şurada var. Ölüm pahasına alıyorum bak. Gördünüz mü? Ama bunu yapacağım. Hiç sorun değil. Bir hafız daha. Ondan sonra işte bu da poşet. Biraz bir poşet daha. Şimdi biz bunları alıyoruz. İçine atıyoruz. Hiç zor değil. Sol kısmı ise kilise olduğu varsayılıyor. Ana katedral olduğu varsayılıyor. Yapılan çalışmalarda. Yine bakın. İlginç bir yapı. Şu ortada görünen nokta bir köprü gibi görünüyor ama aslında orada bir köprü değil, o da bir kubbe. Ama bugün alt tarafı çöktüğü için sanki bir köprüymüş gibi hoş bir görüntüsü var. Üstünden geçeriz birazdan. Baktığımızda bayağı büyük bir hakim yapı. Yaklaşık demin dediğimiz gibi büyük bir şehir burası aslında dönem şartlarında. Evet, Bakras Kalesi'ni gördük. Sizler için de kaydettik. Bakras Köyü'nden yukarıya doğru zaten yol çok açık. Şöyle size tekrardan göstereyim. Bakın aşağıda görülen zaten İskenderun Antakya yolu. Hiç uzak değiliz. Biraz kırıla kırıla yukarı çıkıyoruz. Zaten levhalar var. Hiç zor değil. Hani daha önceki videolarda yol tarif isteyen arkadaşlar oldu. Evet. Google Maps'e bile yazsanız sizi buraya getiriyor. Burada bir sıkıntı yok. O nedenle çok onu yapmadık bu video için. Diğer tarafta yürüdüğümüz yerler çok fazlaydı ama burası yine arabayla fazla geldik. Değil. Biraz yine şunu da belirteyim. Patika yoldan biraz dikkatli gelmeniz gerekiyor buraya. Onun dışında güzel bir kaleyi görmüş olduk. Ömrü miladını tamamlamış eserlerden bir tanesi. Alt katı gösterdik size. Bazı galeriler vardı. Galeriler içerisinde define kazılarından çöplere kadar bir sürü şey gördük. Şimdi inerken o çöpleri de alacağız, atacağız. Biliyorsunuz bizim zaten videoları çekmemizdeki amaçlardan bir tanesi gidip gezip gördüğümüz yerlerde bu tür bir sosyal farkındalık oluşturmaktı. Doğayı doğayla bıraktığınızda bile kendi kendine çok güzel yaşam bulabilen bir alan. Sadece ona zarar vermemek lazım. Biz burada şimdi başka bir hedefe doğru devam edeceğiz. Olduğu gibi bırakın yeter. O kendini yeniliyor arkadaşlar. Bıraktığınız gibi. Bir diğer noktamızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepsi bir. Kaleden topladığımız çöpleri